Arslan Kavşağımız var. Uzun zamandan beri halkın konuştuğu bir kavşak. Evet. Normalde insanlar burada yapılan hizmeti beğeniyorlar. İşler yolunda gitse kimse itiraz etmeyecek. Evet. Hal kavşağında bir sorun yaşadık. Süre uzadı. Uzadıkça uzadı. Millet coştukça coştu. İyi bir yatırım var orada. Alınmış iyi bir karar var. Evet. Ama yürümeyen bir inşaat süreci var. Söylentiler doğrultusunda müteahhitin ödenek alamadığından dolayı durduğu söyleniyor. Bu tür projelerde ana sorunumuz şu, oranın bitip bitmemesi değil. Projeye çıkılırken bu tür projelerin bütçesi hazırlanıyor mu başkanım? Orada son durum nedir? Tabii bu karayollarının bir projesi. Öncelikle ben burada yaşanan her türlü sıkıntıdan dolayı vatandaşlarımızdan özür dilerim. Yani burada tabii sürecin şöyle, ihale olarak aslında süresi var ancak çalışmaların yavaş ilerlemesinden falan duyulan rahatsızlık benim de duyduğum bir rahatsızlık. Bunu da çeşitli defalarca dile getirdim ve dile getirmeye devam ediyorum. Ben de bu noktada ama şunun garantisini verebilirim vatandaşlarımıza. Bunu inşallah bayramdan sonraki süreçte çözüyoruz. Herhangi bir problem kalmıyor ve burada çok ciddi bir şekilde çalışmalar hızlanarak devam edecek. Bu noktada geçenlerde Mahir Bey ile görüştüğümüzde sağ olsun Mahir Bey hemen Ulaştırma Bakanımızı aradı. Ulaştırma Bakanımıza da bu konudaki tavrımızı çok net söyledi. Yine akabinde Ahmet Bey ve Cihat Bey de genel müdürümüzle görüştü. Onlar da orada ifade ettiler. Burası bayramdan sonra çok ciddi biçimde bir çalışmanın olduğu bir yer haline gelecek. Ancak burada evet müteahhitten kaynaklı, ödenekten kaynaklı sıkıntılarımız oluştu. Çünkü biz yani karayolların çalışma sistemini bilemeyiz. Yani hangisi önce ödüyor, ora mı orada suçlu, bura mı burada suçlu? Yani bu kendi çalışma prensipleriyle alakalı bir şey. Ancak buranın bizim için onun parasını almış olması, onun parasını ödememiş olmasının hiçbiri mazeret sayılmaz. Burası çok hızlı bir biçimde çalışacak. İnşallah bayramdan sonra bunun takibatı bizim de sorumluluğumuzda. Biz de buranın bir an önce çok hızlı bir biçimde çalışıp inşallah vatandaşlarımızın hizmetine kullanır hale getireceğine söz veriyoruz. İnşallah. Burada bundan dolayı kaynaklı her sıkıntı başımızın tacı, oradaki şikayetlerin hepsi başımızın tacı.